aslında tam amacına hizmet edemediğini göstermiş oluyor bize. Hı hı. Yani daha rant oluşturabilecek çevrelerde hızlı hızlı dönüşümleri görüyoruz gözlerimizle. Ama ihtiyaç sahibi olan mekanlarda maalesef bir kıpırdanma bile olmadığını görüyoruz. Evet. Bu durumda da aslında vatandaşın inisiyatifine bırakmamalı sosyal devlet dediğimiz kurumun. Mutlaka bir destekle, ona çizeceği bir çerçeveyle bu sorunun üstesinden gelmesine katkı koyması lazım. Can güvenliği çünkü en öncelikli konudur bir vatandaş için, bir sosyal devlette yaşayan vatandaş için. Onu görmezden gelmek mümkün değil. Şöyle, ben envanter çalışması ile ilgili çok küçük bir bilgi daha vermek istiyorum. Envanter çalışması dediğimiz şey de aslında yapılara birer birer gidilip, projeleri de temin edilerek, yerinde de gözlemlenerek çeşitli veriler toparlanır, malzeme bilgileri de toparlanır. Sonra çeşitli analiz yöntemleri sayesinde de o yapının riskine dair bir fikir ortaya konur. Bu sayede de o ilçede yer alan diğer binalarla birlikte bu binanın önceliği nerededir, bu belirlenmiş olur. İşte bunu belirleme aşaması evet çok önemli altlık olması adına, ama esas bizim dikkat çekmek istediğimiz konu da bu çalışmaların bittiği ilçelerde en azından yapılacak olan eylem planlarının konuşulması. Bunun altını çizmek istiyoruz. En öncelikli binalardan başlanarak rezerv alanlara taşınarak olabilir, yerinde dönüştürerek olabilir veya bizim bilhassa altını çizip tavsiye ettiğimiz güçlendirme yöntemleriyle olabilir. Biliyorsunuz 6 Şubat depremlerinde de aslında bir fiil yaşadık birlikte. Aynı sitede yer alan iki binadan bir tanesi güçlendirme hizmeti almıştı, bir tanesi almamıştı ve biri tamamen göçtüğünde diğerinin can kurtardığını şahit olduk. Dolayısıyla bizim şu an İzmir'de bahsettiğimiz bu riskli yapılar adetleriyle pat diye dönüşümü karşılamamız mümkün değil, anlamlı değil, akıllıca değil. Güçlendirme yöntemlerini uygulamada devletin yine öncü olması belki iyi olabilir. Yani kendi kamusal binalarında yarattığı güçlendirme projeleriyle halka örnek teşkil etmiş olabilir. Şimdi önemli bir yerin altını çizdiniz, kamu binaları. Evet. Yani afet anında sizin hem toplanabileceğiniz, hem işte hastanelerde bunun içerisinde, okullarda, farklı kamu binaları da, hem sağlık hizmeti alabileceğiniz, yani hem oradaki sağlık çalışanları afet anında cihazları kullanabilecek, binaları kullanabilecek bir halde, yani o da canını tehdit altında hissetmeyecek bir yerde çalışırken aynı zamanda birilerinin canını kurtarmak için hizmet vermeli. İşte siz okullar gibi, farklı kamu kurumları gibi yerlerde belki toplanacaksınız. Çünkü depremin ne zaman, hangi saatte, nasıl bir mevsimde size vuracağı hiç belli değil. Ama 6 Şubat depremlerinde gördük ki kamu binaları da zarar gördü. Evet. Yani bizim en güvenilir diye gördüğümüz alanlar bunlar. Demek ki bir çok daha detaylı bakmamız gerekiyor işe. Yani sadece özel binalar, kişilere ait binalar değil. Tabii öncelik olarak kamu binalarından başlanarak aslında süreç devam ediyor. Etrafımızda görüyoruz, özellikle ilkokullarda, ortaokullarda, binalarda güçlendirme faaliyetleri olduğunu görüyoruz. Bu anlamda atılan adımlar daha fazla. Konut türü yapılara göre. Ki ya öyle de olmalı, öncelikli kamu ancak olmalı. Yani tabii sadece bu envanter meselesi ve yapıların güçlendirmesi de değil, yeni yaptığımız binalarla ilgili de bir yandan yapım süreçlerimizi tam ve eksiksiz şekilde yerine getirdiğimize emin olmamız lazım. Tabii. Biz inşaat mühendisleri olarak kendi üzerimize düşen görevlerden biri olarak tasarım sürecini görüyoruz ve ona yönelik olan yönetmeliklerimizde, şartnamelerimizde bilgi birikimimiz güncellendikçe de değişimler yapıyoruz. Buna bağlı olarak daha güvenli yapılar tasarlama hedefimizde bir adım daha öteye gidiyoruz. Ancak tabii biliyorsunuz bu yapının üretim süreci o yapının arsasında bulunan imar izninden başlıyor. Projelerin üretilmesi, imalatın yapılması ve tüm bu sürecin her birinin süreçle birlikte eş zamanlı olarak denetlenmesini içermeli. Bizim denetlenme konusunda da çok biraz eksiğimiz var. Maalesef öyle. Bizim bence sürecin güvenirliğini ve ciddiyetini koruma sorunumuz var. Yani ciddiyetini koruyamıyoruz. Nedense bir şey olmazcılık var. İşte biz bunu hep böyle yapıyorduk culuk var. Yeni bir şey tavsiye ettiğinizde buna kulak kesilmesi oldukça güç oluyor. Dolayısıyla bunun yasal mevzuatlarla aslında garanti altına alınması lazım. Bunları örnek olarak ne olabilir? Mesela ustalar marifetiyle yapılıyor doğal olarak inşaatlar ve şantiye şefleri bulunuyor başında. Bizim 2021 yılından beri sürdürdüğümüz bir kampanyamız var. Defalarca duymuşsunuzdur, her şantiyeye bir şef diye. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir şantiye şefliği mesleği
tam zamanlı olmasın. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Siz o binanın üretiminden sorumlusunuz ve aynı zamanda 5-6 binanın daha üretiminden sorumlusunuz. Ama sizin bir fiil orada bulunmadığınız anlarda yaşanabilen problemler günün birinde o yapının deprem performansını doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla, ve muhatap olarak kişi görünüyor. Ve muhatap olarak görülen kişi şantiye şefi, proje müellifi, fenni mesul oluyor günün sonunda. Yani zaten o yargılanma süreçleri ayrı bir konu. Belki bir öneri şu olabilir, ustaların da bir sorumluluğu olmalı. Ben bunu ürettim, imzam da bu. Bunu yaparken bana verilen hükümleri yerine getirdim. Hı. Ben de sorumlusuyum olabilir. Mesela yasal mevzuata bir katkı olarak. Dolayısıyla da o ustaların da şantiye şeflerinin de sürekli eğitimleri de devam etmeli. Çünkü yapım teknikleri de gelişiyor. Her şey değişiyor değil mi? Her şey dinamik. Yani inşaat mühendisliği bölümü sürekli gelişen bir bölüm. Bütün paydaşlarıyla beraber güncel kalmamız gereken bir bölüm. Bir altını çizmek istediğim konu bu. Bir de yapıyı üretti.